Merhaba arkadaşlar. Permütasyonla ilgili soru çözümü yapıyoruz. Birinci sorudan başlayalım. 6'nın üçlü permütasyonu nasıl hesaplanır? 6'yı 3 kere açılır. Açarız. 6, 5, 4. 5'in ikili permütasyonu 5'i 2 kere açarız. 5, 4. 4'ün üçlü permütasyonu 4'ü 3 kere açarız. 4, 3, 2. 6 kere 5, 30. 4 ile çarptık. 120. 20 ve 24 yapar. Şuradan 100 gelecek. 100 eksi 24'ten 76. N artı 1'in üçlüsü eşitmiş 5 tane n'in ikilisine. N artı 1'i 3 kere açalım. N artı 1'den başlıyoruz. N artı 1. N artı 1'den 1 eksiltelim. N. N'den 1 eksiltelim. N eksi 1. 3 kere açmış olduk. Eşittir 5 çarpı. N'i 2 defa açmamız lazım. N'den başlıyorum. N çarpı N eksi 1. Şimdi burada hem N'ler hem de N eksi 1'ler sadeleşir. N artı 1 5 ise N eşittir 4'tür. N'in birli permütasyonu N. Bir kere açtım. N'in ikili permütasyonu ise N çarpı N eksi 1. Eşittir 64'müş. N parantezinde toplarsam burayı, N parantezinde toplarsam buradan katsayı 1 gelecek. Dikkat edelim. 1 artı N eksi 1 olur. Bu durumda artı 1 eksi 1 birbirine götüreceği için N kalacak. N çarpı N'den. N kare 64 ise N eşittir 8. Bize sorulan n artı 1'in ikilisi. N yerine 8 yazdığım zaman bura ne oluyor? 9'un ikilisi oluyor. 9'un ikili permütasyonu oluyor. 9'u 2 kere aç. 9 çarpı 8'den 72. Kümesinin üçlü permütasyon sayısı, üçlü permütasyonları sayısı kaçtır? Kaç elemanlı? 6 elemanlı. 6'nın üçlü permütasyonu olacak. Yani 6'yı 3 kere açacağız. 6, 5, 4, 6 kere 5, 30, 4 ile çarptık. 120. Kümesinin üçlü permütasyonlarının kaç tanesinde D veya E bulunur? Yani en az bir tanesi bulunur gibisinden. Ne yapacağız arkadaşlar? Eğer tek tek hesaplarsak, yani D'nin bulunup E'nin bulunmadığı, E'nin bulunup D'nin bulunmadığı veya her ikisinin de bulunduğu dersek, bayağı uzun olacak. Şöyle yapalım. Bütün üçlü permütasyonlardan, yani 6'nın üçlü permütasyonlarından D'nin ve E'nin hiç bulunmadığı, yani D'yi E'yi yok say, D'siz E'siz ben kaç farklı sıralama yapabilirim? Üçlü sıralama yapabilirim. 4 eleman kalıyor geriye. 4'ün üçlüsü kadar. 6'nın üçlüsü 6, 5, 4. 4'ün üçlüsü 4, 3, 2. Burası 30, 120. Burası da 24. Çıkardığım zaman ne geliyor? 96. Yani hepsi eksi. İkisinin de bulunmadığı bize neyi verecek? En az bir tanesinin bulunduğunu verecek. 3 kız, 3 erkek öğrenci bir sıraya kaç farklı şekilde sıralanabilir? Herhangi bir koşul yok. Kızın, erkeğin bir önemi yok. Kaç kişinin olduğu önemli burada. 3 buradan, 3 buradan. 6 kişi var. 6 kişi kaç farklı şekilde sıralanır? 6 faktöriyel, yani 720. 4 kız, 2 erkek öğrenci. Kızlar bir arada olmak koşuluyla. Kızlar bir arada olacaksa 4 kızı ne yapacağım? 1 kişi gibi düşüneceğim. 1 bu. 2 tane de erkek var. 3 kişiler. Kaç farklı şekilde sıralanırlar? 3 faktöriyel. Kızlar kendi aralarında yer değiştirebilirler. 4 faktöriyel. Yani 6 çarpı 24'ten cevap 144. 3 farklı matematik, 2 farklı edebiyat ve 2 farklı coğrafya kitabı aynı tür kitaplar yan yana olmak koşuluyla bir rafa kaç farklı şekilde dizilebilir? 3 matematiği bir kitap gibi düşündüm. 1 bu. 2 farklı edebiyatı bir kitap gibi düşündüm. 2 farklı coğrafyayı bir kitap gibi düşündüm. Ne oldu? 3 kitap kaç farklı şekilde sıralanacak? 3 faktöriyel. Matematikler kendi aralarında yerleştirebilir. 3 faktöriyel, edebiyatlar 2 faktöriyel,
Coğrafya var 2 faktör. Yani kendi alanında yer değiştirebilir. 6, bu da 6 çarptık 36. 36 çarpı 4'ten 144. Evli olan 3 çift, çiftler bir arada olmak koşuluyla yan yana kaç farklı şekilde oturabilirler? Evli olan 3 çift diyor. Yani toplamda aslında ne var? 6 tane kişi var. Ama ben evli çiftleri ne yapacağım? Mesela kadın 1, erkek 1 evli olsun. Bu iki kişiyi bir kişi gibi düşüneceğim ki bir arada olsunlar. Yine benzer şekilde kadın 2, erkek 2, kadın 3, erkek 3. Bir kişi, iki kişi, üç kişi kaç farklı şekilde sıralanır? 3 faktöriyel. Fakat burada neyi unutmayacağız? Evli çiftler kendi aralarında yer değiştirebilir. Bakın ben bunu farklı yazdım. Böyle olabilir mi? Olabilir. Bu çift iki farklı şekilde. Diğer çift de iki farklı şekilde. Yani 3 çift olduğu için 3 tane 2'yi çarptığınızda 2 üzeri 3'ten 8 farklı şekilde sıralanır. 3 faktöriyelden 6. 6 çarpı 8'den cevabımız 48. Rasiha ve Nisa Nur'un aralarında bulunduğu 5 kişi Rasiha ve Nisa Nur yan yana olmamak üzere diyor. Yan yana olmaması ile ilgili birçok durum var. Ne var? Mesela aralarında bir kişi olabilir, iki kişi olabilir, üç kişi olabilir. Bunları tek tek hesaplamak uzun sürecektir. O yüzden ne yapacağız? Tüm durumlardan, tüm sıralamalardan, şimdi burada 5 kişi var. Kaç farklı şekilde sıralanır? 5 faktör. Yani tüm sıralamalardan Rasiha ve Nisa Nur'un yan yana oldukları durumları çıkarırsak, bu ikisini bir kişi gibi saydım. 5 kişiydiler. Geriye kaldı 3 kişi. 3 kişi burada var. Bir de bunlar 4 faktöriyel. Bu ikisi kendi alanında yer değiştirebilir. 2. Yani yan yana oldukları durumları çıkaracağız tüm durumlardan. 120 eksi 48. Cevabımız 72. Ayşe ile Hüsna'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi Ayşe ve Hüsna'nın arasında bir kişi olacak şekilde. Ayşe dedik, araya bir kişi yazdık, Hüsna dedik. Bir kişi olacaksa, başka kişiler gelmeyecekse veya bu kişi gitmeyecekse burayı ne yapacağız? Sabitleyeceğiz. Toplam 6 kişilerde 3'ünü yazdık, 3 kişi kaldı. Şimdi burada 3 kişi var. Bunlar da bir kişi etti 4 kişi. 4 kişi 4 faktöriyel şekilde sıralanır. Ayşe ile Hüsna yer değiştirebilir. 2 ve Ayşe ile Hüsna'nın arasındaki kişi 4 kişiden biri olabilir. Çarpı 4. 8, 24 çarptığımız zaman 192. 7 atletin bulunduğu bir koşuda ilk 3 sıra kaç farklı şekilde sonuçlanabilir? Biz bunu saymada da yapmıştık. 1. atlet 7 kişiden biri, 2. atlet 5 kişi, 6 kişiden 3. atlet de 5 kişiden biri, 6 kere 5, 37 ile çarptık 210. Veya permütasyondan yaparsak ne olacak? 7'nin üçlü permütasyonu olacak. Yine aynı cevap olacak. Aralarında Meryem ve Hatice'nin de bulunduğu 7 kişilik bir grup bir sıraya dizilmektedir. Meryem ve Hatice başta ve sonda olacağına göre, yani biri başta biri sonda olacak. Mesela Meryem başta, Hatice sonda olabilir veya Hatice başta, Meryem sonda olabilir. Biz bir tanesini hesaplayalım, 2 ile çarpalım. Hatice ile Merve yerleştirebilir diye. Meryem. Şimdi burada kaç kişi var? Toplamda 7 kişi var. İkisini sabitledik. Ortada kaç kişi kaldı? 5 kişi. 5 kişi ortada sıralanacak. Kaç farklı şekilde sıralanır? 5 faktöriyel. 5 faktöriyelden 122 ile çarptık. 240. Aşağıdaki şekilde numaralı sıralar verilmiştir. 3 kız, 3 anne, anneler tek numaralı sıralara oturmak şartıyla. Anneleri tek sıralara. Yani şuraya 1'e, 3'e ve 5'e oturtacağız. Buraya 3 anneden biri oturabilir. Buraya diğer 2 anneden biri. Buraya da diğer anne oturur. Yine kızlara ne kalıyor? Çift sıralar. 3 kızdan herhangi biri. Diğer 2 kızdan biri. Diğer kız. Yani aslında ne oluyor? 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel oluyor. 6 çarpı 6'dan cevabımız 36 oluyor. 4 hakim ve
4 savcı herhangi iki savcı yan yana gelmemek şartıyla. Herhangi iki savcı yan yana gelmeyecekse hakimleri önce yerleştireceğiz. Savcılar bekleyecek. Hakim. 4 tane hakim yazdım. Şimdi ben savcıları hakimlerin arasına veya başa veya sona yerleştirebilirim. Yani birinci savcıyı kaç yere yerleştirebilirim? 5. İkinci savcıyı 4. Üçüncüyü 3. Dördüncüyü de 2 yere. Yani savcının birini buraya yerleştirdik diyelim. Ne olacak? Bu aralara gelemeyecek. Yoksa iki savcı yan yana gelir. Ya buraya, ya buraya, ya da buralara gelecek. Yani diğeri 4 yere, diğeri 3 yere, diğeri 2 yere. Bunlar savcıların yerleşimi. Hakimlerin yerleşimini hesaplayalım. Hakimlerin yerlerini belirledik. Bu yere 4 hakimden biri, buraya 3, buraya 2, buraya 1. Yani 4 faktöriyel. 20'yi 26 ile çarptık. 120. 120 çarpı 24'ten 2880. 5 basamaklı sayısındaki rakamların yerleri değiştirilerek yazılan 5 basamaklı doğal sayıların kaç tanesinde 4 rakamı 9 rakamının sağındadır? Bütün sıralamalar 5 faktöriyel kadar. Bunların yarısında 4 9'un sağındadır. Diğer yarısında 4 9'un solundadır. 120 bölü 2'den cevap 60. Veya 4 9'un sağında olacaksa 4'ü sağ tarafa yerleştireceğiz. 4'ü ve 9'u yerleştirdik. Diğer rakamlar için birinci rakam için 3 yer, ikinci rakam için 4 yer, son rakam için de 5 yer olacak. Yine cevap 60. 3 öğretmen ve 4 idareci fotoğraf çektirecektir. 3 kişi önde, 4 kişi arkada. 3 kişi önde, 4 kişi arkada. Yan yana duracaklar. Öğretmenler bir arada duracak. O zaman öğretmenler önde de olabilir. 3 öğretmen arkada da olabilir. 2 ihtimal var. Bunları ayrı inceleyelim. Öğretmenler önde olursa 3 öğretmen önde kaç farklı şekilde sıralanacak? 3 faktöriyel. Arkadakilerin hepsi idareci olacak. 4 idareci arkada kaç farklı şekilde sıralanacak? 4 faktöriyel. Eğer öğretmenler arkada olursa, hani bir arada olacağı için ya burada olur ya da bir yanda olur, değil mi? Bunu şöyle yapalım. Bura bir kişi, burada bir kişi gibi düşünelim. Yani bunlar yer değiştiriyor gibi düşünelim. Yani iki türlü de düşünebilirsiniz. Öğretmenler kendi aralarında yer değiştirebilir. 3 faktöriyel. Şu kişi öğretmenlerin yanında fotoğraf çektirecek idareci 4 kişiden biri olabilir. Ve bu ikisi yer değiştirebilir. Öndeki idareciler ise 3 faktöriyel şekilde yer değiştirebilir. Tekrar anlatıyorum. Arkadaki öğretmenler kendi aralarında 3 faktöriyel. Buradaki idareci başa gelip öğretmenler sona girebilir. 2. Yandaki idareci 4 kişiden biri olabilir. Ve öndeki idareciler 3 faktöriyel şekilde sıralanabilir. Ne yapıyor? 6 çarpı 24'ten 144. 6, 6, 8, 36 çarpı 8, şurada çarpalım 36'yı 8'de. 48, 24, 28, 288'e 144 eklersek 432 yapar. Evet, geldik şekilli sorulara. A noktasından B noktasına en kısa yoldan kaç farklı şekilde gidilebilir? Hemen köşelerdeki noktaları hesaplıyorum. Düz geldiğim için 1, 1, 1 en kısa yoldan dediği için ne yapmayacağım? Yukarı yönünü kullanmayacağım. Sol yönünü kullanmayacağım. Çünkü A'dan B'ye gidiyorum. Yani konum olarak aşağı ve sol tarafa gidiyorum. Yine bura 1, bura 1, bura 1. Çapraz topladım 2, çapraz topladım 3, çapraz topladım 4. 2 artı 1, 3, 3 artı 3, 6, 6 artı 4, 10. 4, 10,
20. Buraya kadar 20 yoldan geldiysem şu noktaya da aynı 20 yoldan gelebilirim. Bu noktaya da yine aynı 20 yoldan gelebilirim. 20 farklı yoldan gelebilirim yani. Çapraz topladım. Bu noktaya 40. Çünkü buraya kadar 20 farklı yolda geliyoruz. Buraya da 20 farklı yolda gelebiliyoruz. Buradan geldiğimde 20 farklı yol, buradan geldiğimde 20 farklı yol, toplamda 40 farklı yol oluyor. Yine düz devam ettiğim için 40 40 40 40, bunları yerleştirdim. Çapraz topladım. 80, çapraz topladım. 120, topladım. 120, topladım. 240. Evet, 19. sorudayız. Yukarıdaki şekildeki A noktasından B noktasına en kısa yoldan kaç farklı şekilde gidilebilir? Burada biraz daha değişik tabii. Şura 1, bura 1, yine bura 1, bura 1. Çapraz topladım. Ben buraya 2 yoldan gidebilirim. Şuraya çapraz topladım. 2 yoldan, bir de buradan gelirim. 3 yoldan gelirim. Yani şu üçünü toplayacağız. Yani bu noktayı kullanarak ulaşabiliyor. Bu noktayı kullanarak ulaşabiliyor. Bir de bu noktayı kullanarak ulaşabiliyor. Yani toplamda, yanlış yazdım, 4 yol var. Yine burayı kullanırken buradan gelebilirim. Direkt gelebilirim. Bu iki yoldan gelebilirim. Topla 4. Buraya gelirken çaprazda yol olmadığı için 4 artı 4'ten 8. Yine buraya direkt 4 yoldan gelebilirim. Veya 8 yoldan gelebilirim. 12. Buraya direkt 4 yoldan gelebilirim. 8 yoldan gelebilirim. 12. Şuraya ya bu 12 yoldan ya da bu 12 yoldan inerim. 24. Buraya ya 24 yoldan ya 12 yoldan direkt gelirim. 36. Buraya yine 36. Bura düz olduğu için 36. Yani bu noktaya gelirken ne yapıyoruz? Mecbur buradan geliyoruz. 36 yol vardı. Başka bir tercih yok. Direkt geliyoruz. Buraya 36 artı 36'dan 72. Buraya 36. Direkt indik. Şuraya ise 3'ünü toplayacağız. 36, 36, 72, 72 daha 144. Buraya yine 36, 36, 72, 144. B noktasına ise çapraz topluyoruz. 288 yoldan gelebiliriz. Kümesinin üçlü permütasyonlarının kaç tanesinde rakamlar büyükten küçüğe doğru sıralanır? Mesela bir tane permütasyon. Bir tane üçlü alalım. Mesela 2, 3, 4. Biz 2, 3, 4 ile kaç sıralama yapabiliyoruz? 3 faktöriyelden 6 sıralama yapabiliyoruz. Fakat rakamlar büyükten küçüğe diyorsa tek bir sıralama yapabiliriz. Ne yapabiliriz? 4, 3, 2 yapabiliriz. Başka sıralama yapamayız. Yani burada 6 durum vardı. Mesela en son durum 4, 3, 2 olsun. 6 duruma tek bir durum karşılık geliyor. Sebebi ise artık biz bunları sıralayamıyoruz. Çünkü sıralamayı belirtmiş. Büyükten küçüğe demiş. Küçükten büyüğe de dese, büyükten küçüğe de dese, mesela 3 harfi seçtiyseniz, 3 rakamı seçtiyseniz tek bir sıralama yapabilirsiniz. O zaman ne yapacağız? Tüm sıralamaları bu 3 sayının sıralamasına böleceğiz. Çünkü biz 6 sayıda bir sıralama yapabiliyoruz. 3 sayı kaç farklı şekilde sıralanabilir? 3 faktöriyelden 6 farklı şekilde sıralanabilir. O yüzden bu 7 elemanın T7'nin üçlüsünün, yani 7 elemanın üçlü sıralamalarının 6'da birini alacağız. 6'da birini almamızın sebebi 3 sayının sıralanmasının burada göz ardı edilmesi. 7'nin üçlü permütasyonu 7, 6, 5 bölü 6. Ne olacak? Cevabımız 35 olacak.